Altın silsilenin 32. sırasında bulunan Efendi Hazretlerimizin çok önem vererek ezberlediği ve her sohbetin başında bir beytini okuduğu Risale-i Kutsiye sahibi Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri Kutsesi Ruhu kimdir? Gece manevi meleklerden heyet geliyor İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretlerine. Dedi, ben şiir bilmem dedim diyor, ben Yanyalıyım dedim diyor. İsmet babamızın aynı zamanda Ali Haydar Efendi Hazretlerinin tekkesi İsmail Ağa Camii'nin alt tarafında Patrikhane'nin karşısında bulunuyor. Altın silsilenin 32. sırasında bulunan Efendi Hazretlerimizin çok önem vererek ezberlediği ve her sohbetin başında bir beytini okuduğu Risale-i Kutsiye'dir. Eşi bulunmaz bir eser Risale-i Kutsiye. Bu kitap hakkında Ali Haydar Efendi Hazretleri, dünyada insanların yazdığı kitaplar arasında iki kitap vardır ki itiraz kabul etmez. Biri Mesnevi, diğeri ise Risale-i Kutsiye'dir. Lakin Risale-i Kutsiye, şer'i ilimleri ihtiva etmesi yönünden daha ağırlıklıdır buyurmuştur. Ayrıca bu manevi yolu Mekke-i Mükerreme'den getirdiği için Büyükşehir Efendi deyin buyurmuştur. Üstadımızın Arapça hocası ulemadan Oflu Hacı Dursun Efendi Hazretleri de İsmet Efendi'nin Risale-i Kutsiyesi İmam-ı Rabbani'nin mektubatının hulasası gibidir buyurmuştur. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz de Kusesi Ruhu bu Risale hakkında mektubatın metni gibidir buyurmuştur. Risalenin yazılmasının esrarını ve maksadını Mustafa İsmet Garibullah Efendi bize Risalenin içinde açıklıyor. Sene 1271 idi. Muharrem'den dahi gün 11 idi. Budur galip o günlerden biri idi. Zannıma göre Muharrem'in 11'i idi. Gece idi, gönülde dert bir idi. Dediler gel aziz Hakk'a giydelim, cemal bağ kemale seyir iyidelim. Zuhur etti o dem, sırrımda bir nur, sır latifemde bir nur zuhur etti. Görenler zannederdi nefhayı sur, görenler sura üfürüldü zannederdi. Ki icmal üzere izhar eyle bir nur. Bana gelen manevi heyet dedi ki, kısaca bir nur açıkla. Dediler bazı aşık ola bir nur. Allah'ı seven aşıklar bu nurdan hisselensin. Bu nurdan hisse al Hakk'a giydelim, cemal bağ kemale seyir iyidelim. Dediler bir eser yaz aşıkhane. Bana gelen heyet, aşıklara bir eser yaz dediler. Ola feyz-i muhabbet salikane. O kitap Allah yolcularına feyz-i muhabbet olsun. Hem olsun yadigarın arifane. Arif olanlara da yadigar olsun. Okuyan derdi hak ile boyana. Okuyanlar Allah derdiyle boyansın, içi dışı nur olsun. Bu dert ile aziz Hakk'a giydelim, cemal bağ kemale seyir iyidelim. Dediler Türkiye olsun hem lisani, manevi heyet yazacağın eser Türkçe olsun dediler. Dahi bir vezin ile olsun beyanı, açıklaması ise bir vezin üzere olsun. Dedim ben yanyavi kıldım figani, o zaman ben yanyalıyım diye feryat ettim. Çü bilmem şiir ile efsah lisani, çünkü benim lisanım fasih değil, şiir yazmasında bilmem. Kabalıkla gerek Hakk'a giydelim, çok iyi yazmasan da fasih lisan bilmesen de olur. Cemal bağ kemare seyir iyidelim. Murad ancak muradullah dediler. Arzu edilen ancak Allah'ın murad ettiğidir. Hatadan hıfz eder Allah dediler. Allah murad ettiği için o seni hatadan korur dediler. Dedim bilmem dahi imla dediler. Ben yazı kurallarını bile bilmiyorum dedim. Murad mana değil elfaz dediler. Murad edilen manadır lafızlar değil dediler. Zuhura tabi ol Hakk'a giydelim cemal bağ kemale seyir iyidelim. Kamu ihvanlara icmal bir hüccet, bütün ihvanlara kısa bir delil. Ola hem okuyana feyzu rahmet, bu kitabı okuyana feyzu rahmet olsun. Ola saliklere feyzu muhabbet, Allah yolcularına feyz muhabbet olsun. Gide teşviş bula, teşvik-u rahmet. Vesveseler gitsin okuyan teşvik ve rağbet bulsun. Bu rahmetten oku Hakk'a giydelim, cemal bağ kemale seyir iyidelim. İki cilt olup Efendi Hazretlerimize ait olan şerhi Risale-i Kutsiye, bu eserin başında şu açıklamaya yer verilmiştir. Bu kıymetli eser içinde bulunduğu Farsça ve Arapça kelimelerin herkes tarafından anlaşılması mümkün olmayıp, ayrıca şiir vezninde olmasının gerektirdiği güzellik ve akıcılık bir cihette de anlaşılmasının zorlaşmasına sebep olmaktadır. Bazı yerlerin anlaşılması ise sadece lügat ilmine dayanmayıp, tevkifi müellifin bizzat zamanımıza kadar gelen Şeyh Efendiler tarafından murad edilen mananın açıklanmasına bağlı olduğundan, bazı himmet sahibi kardeşlerimiz müellifin asrımızdaki tek varis olan Mahmud Efendi Hazretlerimizin mut'at sohbetlerinin başında
Şeriat kenzi hak, miftah tarikat. Şeriat Allah'ın hazinesi, anahtarı ise tarikattir diye söze başlayarak Risale'den sırayla izah ettiği beyitleri dikkatlice not etmişler. Sonra bu notlar bir araya geldiğinde iki cilt olacak kadar mevzu birikmiştir. Ali Haydar Efendi'nin de kendi Risale'nin kenarına kaydettiği önemli notlar da bu izahlara eklenerek ehli kimseler tarafından gözden geçirilmiş ve sonunda Efendi Hazretlerimiz'de okunarak tasdik ettirilmiştir. Mevla-i Teala'dan niyazımız bu eseri bütün Müslümanlara özellikle manevi yolun saliklerine faydalı kılarak zevk alıp manevi perdelerden kurtulmasına vesile yapmasıdır. Büyük Şeyh Efendi Mevlana Muhammed Mustafa İsmet Garibullah Kutsesi Ruh Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki varisler olan Silsile-i Aliye büyükleri katesallahu esrarahum İslam'ın nurunu dünyanın dört bir yanına yaydılar. Bu uğurda büyük bir gayretle diyardan diyara rıhleler, ilmi seyahatler yaptılar. Kınayanın kınamasını aldırmadan üzerlerinde bulunan vazifeyi ifa için her türlü fedakarlıkta bulundular. Silsile-i Aliye'nin 32. halkası olan Mevlana Mustafa İsmet Karibullah Kutsesi Ruh Hazretleri de irşat yolunda önemli hizmetlerde bulunmuş, insanların hidayesine vesile olmuş, büyük Allah dostlarından ve hidayet imamlarındandır. Kesintisiz silsile yoluyla bağlı bulunduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini her şeyin üstünde tutmuş, hayatın istisnasız her alanında ona ittibayı saadetlerinin en büyüğü kabul etmiş büyük muttaki bir velidir. Mustafa İsmet Garibullah Kutsesi Ruh Hazretleri, günümüzde Yunanistan'ın sınırları içerisinde bulunan Yanya'da Arnavut bir ailede dünyaya gelmiştir. Bunu kendisi Risale-i Kutsiyesinde şu beyitlerle haber verir. İlahi Mustafa İsmet ki ismim, zuhuru Yanya'da oldu bu cismim, musavverdir senin levhinde azmim, aman gark et visali bahre resmim, bu resmim mahvolup hakka giydelim, cemal ba kemale seyredelim. Sultan II. Murat Han devrinde fethedilen Yanya, Arnavutluk sınırına yakın bir şehir olması hasebiyle Arnavut Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir yerdir. Fethinin ardından yaklaşık 450 sene kadar Müslümanın hakimiyetinde kaldıktan sonra Balkan Savaşları esnasında 1913 senesinde kaybedilmiş ve Yunanistan'ın yönetimi altına girmiştir. Yanya Osmanlı devrinde önemli ve büyük bir şehirdi. Bölge şer'i mahkemelerin bulunduğu, şeriata göre hükmedilen ve insanların sünnete uygun şekilde yaşadıkları bir saadet merkeziydi. Mustafa İsmet Garibullah Kutsesi Ruh Hazretleri henüz genç yaşlarında bulunduğu sıralarda Yanya Mahkeme-i Şeriye katipliği vazifesinde bulunmuştur. Şehirde Yanyavi nispetiyle anılan, bölgede farklı devirlerde yetişmiş ulemanın da hal tercümelerinden anlaşıldığı kadarıyla bilhassa müftüler ve kadılar başta olmak üzere her dönem büyük alimler bulunmuştur. Bölgede yetişenler bu alimler vesilesiyle İstanbul'da ve Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde bulunan büyük medreselere girmeden evvel İslami ilimler alanında iyi düzeyde bir eğitim alma imkanı bulmuşlardır. Mevlana Mustafa İsmet Garibullah Kutsesi Ruh Hazretlerinin şemaili nasıldı? Allah dostlarını tasavvur etmek gerek kabir ve türbe ziyaretleri esnasında gerekse de umumi olarak faziletli bir iştir. Dünya gözüyle görmenin nasip olmadığı zatları tasavvur edebilmek onların şemaline bağlıdır. Bu sebeple Allah dostlarının hal tercümeleri kaleme alınırken onların şemaline özellikle yer verilir. Allah dostları parlak aynalar gibidirler. Kendilerinde bulunan nuru hakkıyla talep eden kimselere yansıtırlar. Şemailinin yola çıkılarak velileri tasavvur eden kimse, onların bu hususiyeti vesilesiyle güzel ahlakından ve manevi bereketlerinden istifade eder. Mevlana Mustafa İsmet Garibullah Kutsesi Ruh Hazretleri orta boylu idi. Naif bir vücuda sahip olup azaları birbiriyle son derece uyumlu idi. Teni buğday rengi olup nurlu ve güzel bir yüze sahipti. Burnunun orta yeri yüksekçe, kaşları, gözler, kirpikleri ve sakalları siyahtı. Gür olan sakallarını birkaç teline vefat ettiği sırada henüz ak düşmüş idi. İzdivacı ve evlatları. Mevlana Mustafa İsmet Garibullah Kutsesi Ruh Hazretleri, ileride kendisinden hilafetle müşerref kılınacak Hüseyin Kutsi Efendi'nin kerimesi ile izdivaç eyledi. Bu evlilikten Nimetullah, Hafız, Ferdi, Bahauddin adlı dört oğlu ve Nakşe, Sıddık'ı adlı iki kızı dünyaya geldi. Mevlana Mustafa İsmet Garibullah Kutsesi Ruh Hazretleri Edirne'de irşat vazifesinde bulunduğu dönemde büyük bir bereket hasıl oldu. Kendisine intisap edenlerin sayısı hızla arttı ve büyüklüğü payitaht olan İstanbul'a kadar ulaştı. İstanbul'daki müridanının sayısı hızla arttı.
devlet ricalinden kimseler ve Sultan Abdülmecid Han kendisine intisap ettiler. İstanbul'daki müridanı onun İstanbul'a gelmesini çok istediler. İhvanın esrarı ve görülen lüzum üzerine İstanbul'a gelen Mevlana Mustafa İsmet Karabulak Seserov Hazretleri, kayınpederinden satın almış olduğu eve yerleşerek Koca Mustafa Paşa semtinde irşada başladı. Halifelerin verdiği ünvanlar ve Garibullah ünvanı. Dostları lakapla çağırmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerindendir. Mevlana Mustafa İsmet Garibullah Seserov Hazretleri de bu sünnete uygun olarak halifelerine lakap takmış, Halil Efendi'ye Nurullah, Mehmet Efendi'ye Bahrullah, Hüseyin ve Şerif Efendilere Kutsi lakaplarını verirken kendisi de Garibullah, Allah'ın garibi lakabıyla lakaplanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şüphe yok ki iman garip başlamıştır. Başladığı gibi garip hale dönecektir. Ne mutlu o günde insanlar bozulduklarında sağlam kalanlar ve sünnetimden bozduklarını ıslah edecek olan gariplere buyurmuştur. Dergahını ziyaret edenlere müjdesi. Allah dostlarını ziyaret etmek büyük bereket ve kazanımlara vesiledir. Onlara muhabbet beslemek, hal akışını sağlayarak kalpten kalbe manevi bir köprü kurulmasını sağlar. Bir veli muhibbanını Allah Teala'nın müsaadesi nispetince yalnız bırakmaz. İzin verildiği takdirde kabirde ve ahiret hayatının safhalarında ona şefaatçi olur. Onları hayat üzere iken ziyaret etmek güzel bir amel olduğu gibi vefatlarının ardından kabirlerini ziyaret etmek de güzel ve faydalıdır. Dolayısıyla onlara ziyaret konusunda istifade açısından hayatta olmaları veya vefat etmiş olmaları arasında herhangi bir fark yoktur. Mevlana Mustafa İsmet Garibullah Seserov Hazretleri bu sıra binaen Allah Celle Celaluhu bana vaat etti. Dergahımın kapısında bir defa muhabbetle bakanı dahi unutmayacağım ve kıyamet gününde ona şefaat edeceğim buyurarak ziyaretçilerini müjdelemiştir. Bu müjdenin bereketine delalet eden bir hadise anlatılır. Vaktiyle Ortaköy'de oturan bir Arnavut her gün kalkar. Yaya olarak tekkiye gelir. Bahçede meşgul olur. Akşam üzeri gene yaya olarak geri dönermiş. Ömrü tamama erip ecel vaki olduğunda kızı bu zatı rüyasında görüp halini sormuş. Arnavut, merak etme kızım, burada şeyh efendiler beni yanlarına aldılar. Rahatım gayet iyidir diye cevaplamış. Sallallahu ala